İnanılmaz haberler var. Şu anda yükselen bir piyasanın içinde olduğumuzu görebilirsiniz arkadaşlar. Ama şu bakayım bundan ne kadar etkili? En önemlisi de %880'lik bir artış. Bu saatten sonra neler olacak? En önemlisi bunlar. 4 başlığımız var. Bu 4 başlığa gelin değinelim. Holder sayısı düşüyor. Ne gibi şeyler olacak? Bakın şu anda abi %880'lik bir artışımız var. Bunu görmüşsünüzdür. Ticaret hacmi, o hacmi, bu hacmi. Bunları konuşalım. Bakın Balina adreslerinin ticaret hacmi %880 artarken Shiba'nın fiyatı an meselesi patlayabilir. 24 saat içinde bu hacmi görmüşsünüzdür. Buna tanıklık edelim. Gelin bunları konuşalım. En önemlisi bunlar. Burada olmak adına videoyu beğenmeyi ya da beğenmemeyi, en azından burada olmak adına bunları hatırlatabilirsiniz dostlarım. Önemli detaylardan bahsedeceğiz. Şimdi bunu böyle bir kenara bırakıp bakın holder sayısı abi herkes satıyor. Buradan binlerden baksanız 50 binlik 70 binlik holders azalmış. Bunun azaldığını buradan görebilirsiniz. Şu anda transferler artıyor. Gerçekten de alımı da satımı da peş peşe de olsa gerçekten şu anda satış baskısı olduğunu ve piyasa değeri 14 milyardan 12 milyara olduğunu görebilirsiniz. En önemlisi pazar ne olacak? Pazartesi ne olacak? Haftalık kapanışta neler olacak? Ama en azından dostlarım bu haftalık neler olacak? Bunlara bakalım. Bunlar baya baya önemli ama bakın holder sayıları azalıyor şu anda ve bu gerçekten şöyle rakip eleme. Şimdi insanlar satacak. Çok fazla satacak. Şimdi bu ne gelecek? Barbie gelecek, o gelecek, bu gelecek. Mesela AMC geldi ve şunu söylemek lazım. İçeride çok fazla insan durmayacak abi gerçekten. Yani şimdi bu kadar holders içeride duruyor ve şöyle artık geliştiriciler bir şeyler yapmak adına holders'ı daha devamlı şekilde ve popülerliğin ilgiyi, alakayı ve fiyatının güzel bir yerlere geleceğini kendileri de düşünüyor bunları. Ve o yüzden gerçekten daha fazla holders çekecekler. Daha fazla böyle ne olacak? Yeni yatırımcı içeri girmesi adına bunlar oynanacak abi. Bunlar olması gerekiyor. Şu anda yavaş yavaş böyle ektik tohumları gerçekten bunların böyle büyümesi adına yavaş yavaş suluyoruz. Ben buna inanıyorum. Benim de elimde çok fazla var. Ben de elimde bekletirim ama dediğim gibi holder sayıları biraz da azalıyor. Bakın burada mesela bu adam riske mi giriyor abi? Bakın ikinci yüzden Binance'da. Nereden bu? Beşinci yüzden Crypto.com'da ve adamların elinde trilyonlarca var. Ve tamam holdersın diyen yalan söylüyordur. Adamlar mesela ne yapıyor? Yukarıdan satıyorlar. Diplerden sürekli alıyorlar. O bile güzel bir şey aslında. Adamların elinde nereden baksa 10 trilyon en azı mesela ilk onda baktığımız zaman. Yani adamlar riske mi giriyor? Abi riske mi riske girdiği yok. Adamlar ağ ücretinin düşmesini bekliyor. O yüzden Shiba Swap'a çok fazla insan girecek. Bakın bir de şuna inanıyorum. Şu anda nereden baksanız dolaşımdaki arzımız. Bu bir kere 40 trilyon abi. Ben azalacağını şunun kanaatindeyim. Çünkü ne olacak mesela Shiba Swap'ta ikinci cüzdan var. Bu cüzdan abi Shiba Swap'ta erecek. Tamam 40 trilyona şu an nereden baksanız bakın şunu söylemek istiyorum. Son 7 günde 152.4 milyon Shiba Coin yandı. Bu az gibi geliyor değil mi? Ama oradan eklenmediği sürece ne olursa olsun orada bir yakım oluyor. Ve şöyle söylemek lazım. Bu ağ geldiği zaman, bu Shiba ağ geldiği zaman %75 gaz ücreti düşüyor ki herkes ticaretine girecek artık. Ne olacak? Shiba Swap'a girecek, Shiba Net'e girecek. Bu kesin anlamda kolay bir şekilde biteceğine inanıyorum. İnsanlar çok fazla list yapacak, bone kasacak ama NFT'ler de liste alınmıştı. Sanmayın ki bunlar böyle alınınca Shiba Coin lehine işlemeyecek. Abi burada ne olursa olsun Shiba Coin lehine işleyecek. Şimdi içeri çok fazla para girişi olacak. Yani genel piyasada şu anda. Yani marketin hacminde, marketin piyasa değerindeki ne olacak? Artacak ve artan da neye artacak arkadaşlar? Popüler olana kayacak. Shiba Coin çok fazla kayacak. Hala mesela şunun üzerine adamlar oynuyor. Popülerliği hala korumak adına ve popülerliği hala korumak adına bu işlemler olduğu sürece sıkıntı yok. Nereye kadar sıkıntı yok? Bu blockchain'e ekosisteme gelesiye kadar. Bir ekosistem demek, blockchain demek, bir coin artık bir tokenden çıkmış. Şimdi ne olacak? Yakınlar daha çok gelecek. Abi BNB nasıl mesela full mesela yandı? Mesela nasıl AVAX bir yükseldi, sonra düştü, tekrardan ATH seviyesinin daha yükseğine geldi. Bunlar hala olacak, olmaya devam edecek. Çünkü bu işlemleri çok fazla gördük. Mesela Luna, AVAX, kendi mainnetini oluşturdum. Ve nereden baksana 100 katı paralar. O yüzden diyorum ben heyecanlıyım, gerçekten heyecanlıyım. Daha gelmedi ama gelmesi adına bunları söylüyorum. Ve şu anda ne olursa olsun abi burada birikiyor. Gerçekten burada birikiyor. Neye doğru birikiyor? Shiba Arima doğru birikiyor. Bunları kesin anlamda unutmayın ve birazdan grafiğe de bakacağız temiz bir şekilde. Bunları zaten konuşuyoruz ama nereden baksanız bakın burası destek ve artık dirence bölündü. Ve şu an Pew piyasanın içinde arkadaşlar 22.67'ye geldiği zaman artık böyle başını buradan gösterip gerçek anlamda nereden baksanız buralara 24'lere kadar gelebilir. Eğer ki buralarda gelirse anlayın ki bu piyasada şu anda hacmini güzel bir şekilde dolduran, gerçekten hacmine hacim katan, gerçekten burada bir Shiba Coin olduğunu görebilirsiniz. Bunlar bizim için gerçekten de önemli konular. Bakın şimdi buradakiler fazla bir alım yapıyor. Satış da yapsa dipten aldıklarını kesin anlamda unutmayın ve şunu söylemek istedim aslında. Son 7 günde 152.4 milyonluk yakılıyor abi. Ayrıntılar bu şekilde bakın. Burada yakınları görebilirsiniz. Platformlar çok fazla bir şekilde attı. Yumrusunu yaktı. Nereden baksanız abi binlerce dolar yakımı oluyor. Bu güzel bir şey. Yani oradan eklenmediği sürece bir sıkıntı yok. Buradan da zaten bir 10 milyona yakın bugünlükte bir yakımın olduğunu ve yakımların gün geçtikçe arttığını söylesek de bunlar bizim için kar değil. Gerçekten de bizim trilyonlarca yakım olması için
Ben inanıyorum, benim beklentim de öyle. Var mı böyle beklemek, çünkü 2025'e kadar. Budur yani sistem, bu şekilde. Çünkü unutuluyor bu konular. Gerçekten unutuluyor ve hatırlatmak adına. Çünkü nedir abi şu anda bence kafamıza tek takılan dolaşımdaki arz olsun. Ve dolaşımdaki arz adına zaten bütün kodlar yapılıyor. Ve savaş oluyor, o oluyor. Küreseli çok fazla etkileyen. Gerçekten Bitcoin'i etkiliyor. Bitcoin'i eklediği zaman direktmen Shiba Coin'i etkiliyor. Ve şu anda Ethereum'da aynı grafiği çizdiğini görebilirsiniz. Yani ben inanıyorum... Mesela bu hacminden dolayı, mesela ticaret hacminden, genel piyasanın hacminden dolayı %880'lik bir artış yaşanmış. An meselesidir. Bakın gelin buraları da okuyalım ve videoya artık son verelim. Bunlar çünkü önemli konular dostlarım. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi, kesin anlamda unutmayın. Abone olmayı ve yakın zamanda bu fiyatımızın daha güzel bir yerlere geldiği zaman böyle ağlayan eden insanlar oluyor. Onlara dostlarım gerçekten göstermek adına zaten bunları söylüyorum. Bakın burada mesela Dogecoin katili Shiba Coin ağındaki balinalardan son 24 saat içinde ticaret hacminde bir artışlık tanıtı oldu. Ve şöyle, şimdi Shiba Inu fiyatının %30'luk bir artış için iğme oluşturduğuna inanıyor. Yani bundan sıkıldı insanlar. Vallahi bak, o haber, bu haber, abi bu ne kadar çok haber geliyor diyerekten insanlar düşünüyor. E niye yükselmedi diyerekten düşünüyor. E, alımda fazla, satımda baskı. Bir de şöyle söylemek lazım. Bu düşen piyasada, mesela Bitcoin de şu anda düşüyor. Yavaş yavaş yükselişleri görmüşsünüzdür. Bu düşen piyasada abi kimse gerçekten ne bir platformuna sokar ne bir borsasına sokar. Şu anda şunu söylemek istiyorum. Ne zaman böyle Bitcoin'de güzel bir hareketlilik gelirse Shiba Coin'de inanın daha büyük etkilerin geleceğini tanıklık edebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki Satoshi bizi bilgilendiriyor, ediyor, yapıyor, bir şeyler yapıyor. Bunun zaten farkındayız ama şunu söylemek istiyorum. Moda sektöründe, yemek sektöründe bir şekilde atıldık. Ama şunu beklemek lazım. NFT geldiği zaman nasıl böyle büyük bir senaryolara karşı karşıya geldik. Bunları zaten biliyoruz. Bakın önümüzde şu anda bir AMC var, o var, bu var. Paymetlerden oluşan bir sistem var. Yakımlara alakalı. %3'lük bunlar yakılıyor abi. O yüzden AMC büyük bir gerçekten sinema zinciri. O yüzden %3'lük de bir yakımı olduğu zaman o yüzden büyük bir şekilde etkiliyor. Mesela şöyle, adam 1 milyonluk mesela aldı diyelim. Ya bunun %3'ü yani yakımına sebep oluyor. Bu çok güzel bir şey ve sürekli zaten bunlar düzenleniyor. En önemlisi de aslında bunlar yakıma dair bir işlemlerin olması önemli. Burada da şunu söylemek istiyorum. NFT'ler gerçekten yakın bir zamanda gerçekten eli kullandı demek istiyorum. NFT büyük bir hizmet, büyük bir potansiyel ve bu da geldiği zaman büyük bir ölçeklikle ne olacak mesela, aktif parayla pasif parayla içeri girecek fazla bir şekilde. Bence bunlar bir beklenti ve bir kapıda, çünkü gerçekten yükselişin bir tanıklığı. O yüzden beklenmesi gereken en önemli detaylar. Yani küreselde mesela adamlar ne yapıyor? Mesela NFT'ye giriyor. NFT mesela adamlar 4 milyonluk alıyor ve ne yapıyor adam? Direktmen piyasaya giriyor. Bitcoin yani kripto paralara giriyor. Ona giriyor, bunu giriyor, altcoin'lere giriyor. Dediğim gibi NFT'yi satan buraya giriyor demek istiyorum. Yani küreselden etkilenen ne oluyor? Altına o bu düşen tekrar ne oluyor? Kripto paralara giriyor. O düşüyor, o yükseliyor mevzusu. Bunlar her zaman karşı karşıya geleceğiz. Yakın zamanda NFT gelecek, Metaverse'ler gelecek ve bunlarla ilgili daha fazla bilgiler edinmek istiyorsanız arkadaşlar Telegram grubumuz aşağıda. Buradan kesinlikle çok fazla bilgiler edinebilirsiniz. Bana istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Kripto Adam 0'da gerçek anlamda yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Shiba gang. We are army. Yeah.